Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, bu videomda sizlere USB belleklerde bazen karşılaştığınız hatalardan bahsedeceğim. Özellikle megabyte boyutu çok yüksek olan USB bellekler var. 500 GB, 1 TB, daha doğrusu 512 GB arkadaşlar. 1 TB, 2 TB gibi arkadaşlar. Şimdi ben geçen gün bir tane 2 TB'lık bir USB bellek aldım. Gerçekten de çok uygun bir fiyat aldım. 2 TB görünüyor fakat ben marka olmadığı için öyle kaliteli bir şey de olmadığı için inanamadım. Belki görüntü itibariyle 2 TB yazar ama içeriği gerçekten 2 TB değildir diye düşündüm. Alırken kontrol ettim. Böyle 60-70 GB'lık bir dosyayı kopyala yapıştır yaptım. Kopyalamaya devam edince emin oldum arkadaşlar ve aldım. Getirdim. Biraz arşivim vardı arkadaşlar. Aktarma yaptım. Fakat televizyonda bazı sorunlarla karşılaştım. Gerçekten bir USB belleğin 2 TB olması, hele özellikle de kalite olarak marka değilse arkadaşlar, gerçekten büyük bir sorun. Kesinlikle güvenmeyin arkadaşlar. Şimdi öncelikle konumuzla pek alakası var mı yok mu bilmiyorum ama şuradan yakınlaştırırsak arkadaşlar, bilgisayarımıza taktığımız bir USB belleği, bir flash belleği doğrudan çekmeyin arkadaşlar. Bu bir dipnottur. Şuradan flash bellek işaretini, diskimizi çıkar dediğimiz zaman diskimiz şu anda güvenli bir şekilde kaldırıldı diyor. Şuradan hemen USB belleğimizi alalım arkadaşlar. Şimdi 2 TB'lık bir USB bellek ve 3.0 aktarımız var. Diğer flash belleklerde 2.0 arkadaşlar. Yani bunun aktarım hızı, atıyorum bu saniyede 10 MB kopyalama ve kendine kopyalama yapıyorsa 2.0'larda bu 4-5 MB'lık bir şeydir arkadaşlar. Tıpkı internet hızının hızını düşünecek olursak. 2 TB'lık arkadaşlar. Filmleri yüklüyorum, dosyalarımı yüklüyorum, hata veriyor, dosya desteklemedi vesaire falan derken ben kendimce kesinlikle hiçbir videoyu da izlemedim arkadaşlar. Boyutunu küçültmeye karar verdim. Yani şu 2 TB'lık, yani 2000 GB kısadan keseyim, USB belleğin ben bunu 125 liraya aldım arkadaşlar. Bunun emin ol 100 GB'da olmuş olsa yeter ki sağlam olsun dedim. Gerçekten 100 GB olsun dedim. Kabulüm de arkadaşlar. Ama gerçekten 2 TB'lık. Şimdi ben ne yaptım? Bunu boyutunu küçülttüm arkadaşlar. Şimdi USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. 2000 GB olduğu için, yani 2 TB olduğu için arkadaşlar, bu sorun teşkil ediyor arkadaşlar. Çünkü 2000 GB, 2 TB az bir boyut değil arkadaşlar. Hele özellikle kalitesiz bir şekilde SD olarak yapılmışsa, şimdi hard diskler, diskli hard diskler arkadaşlar, farklı bir çalışma sistemi vardır. İşte hafıza kartları, USB bellekler, SSD'ler derken belki hızlandırma açısından hızlı fakat sağlık açısından arkadaşlar, garanti açısından kesinlikle hiçbir şey diskin yerini almaz arkadaşlar. Şimdi şuradan bilgisayarımıza, daha doğrusu şuradan içeriye bir girelim. Şuradan görmüş olduğunuz gibi 1.90 TB, yani 1900 GB küsürler falan gösteriyor. Bu da kendisi de tabii ki bir alan kapladığı için tamamıyla hiçbir disk birebir anıldığı veriyi göstermez arkadaşlar. Şimdi şuradan bilgisayarım, sağ tıklıyoruz, yönete giriyoruz arkadaşlar. Ben denedim, mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi 1950 GB'lık bir bölümümüz var ve biçimlendirme sistemi ise arkadaşlar NTFS. Şimdi ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Bana lazım olan nedir dedim. 150 GB, 200 GB, 300 GB'lık bir alan yeterli dedim. Ben bunu sağ tıklıyorum.
Birimi küçült diyorum arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman kesinlikle sorun yaşamayacaksınız. Şimdi zaten kendi boyutu. En düşük ve miktarı girin diyor arkadaşlar. Buraya diyelim ki size kaç megabayt lazım? 500 gigabayt lazım arkadaşlar. Buraya eğer 2000 gigabaytsa buraya 1500 gigabayt yazıyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani size lazım olan miktarı değil de lazım olandan geriye kalan miktarı yazıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi buraya ne yazayım arkadaşlar? Şuradan 1500, 3 tane daha sıfır koyduğum zaman 1500 GB'lık bir veriyi gizlemiş oldum ve flash belleğimin boyutu 500 GB'a düşmüş oldu arkadaşlar. Fakat bunu siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunu biraz daha küçülteceğim. 17.000 bakalım şimdi doğru oldu arkadaşlar. Yani burada 1750 GB'lık bir veriyi saklamış oldum. Bana 250 GB yeter diyorum ve şuradan birimi küçült dediğim zaman birimimiz ayrılmış oldu arkadaşlar. Bakın şurada 1700 GB'lık bir tarafta, ortalama 250-300 GB'lıkla bir tarafta arkadaşlar. Şuradan çıkış yapalım. Görmüş olduğunuz gibi USB belleğim 250 GB'a düşürmüş oldum. Şimdi neden düşürmüş oldum? Hani bazı telefonlarda atıyorum işte 128 GB'a kadar hafıza kartını destekler. 256 GB'a kadar hafıza kartını destekler. Yani boyut yukarıya doğru çıktığı zaman demek ki telefon 250 GB üstünü desteklemiyor. Burada da boyutu küçültmemizin sebebi arkadaşlar alanı küçültmek, yükten kurtulmak arkadaşlar. Bilmem anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi şunu yaptıktan sonra şuradan biçimlendir diyelim arkadaşlar. Şimdi burada biçimlendirme formatları vardır. XFAT olarak biçimlendirirseniz arkadaşlar bu tür boyutu büyük USB belleklerde benim LG televizyonumda Netcast işletim sistemine sahip arkadaşlar. Smart bir televizyondur. Okumadı arkadaşlar. Ben bunu FAT32'yi başka bir programla indirerek FAT32 şeklinde de formatlayabilirsiniz. Ama NTFS sistemi biraz daha sağlam bir formatlama sistemidir. Şimdi şuradan başlat dediğimiz zaman zaten biçimlendirilmiş boyut küçültürken arkadaşlar biz tekrardan biçimlendirdiğini gözümüzde görelim ve tatmin olalım. Tabii 250 GB'lık bir boyutu biçimlendirmek de bilgisayarın hızıyla da alakalı biraz zaman alıyor arkadaşlar. Tamam diyoruz ve şu anda 2 TB'lık USB belleğimiz 250 GB oldu arkadaşlar ve bu da bizim için çok güzel bir en azından bana göre yeterli arkadaşlar. Şuradan az önce bahsetmiş olduğum gibi şuradan bilgisayarınızın işletim sistemine göre, daha doğrusu Windows sürümüne göre değişir arkadaşlar. Şuradan tıkladığımız zaman aygıtı çıkar dediğimiz zaman otomatik olarak arkadaşlar kesinlikle elinizle tutup çekmeyin. Bu hem bilgisayarınızın USB girişine, bu televizyon da olabilir, uydu alıcısı da olabilir arkadaşlar, flash belleğin takılmış olduğu USB belleğin yuvasına, daha doğrusu yazılımına zarar verir. Aynı zamanda USB belleğinize de zarar verir. Ve şuradan ben bunu 2000 GB'ken arkadaşlar bilgisayarıma taktığım zaman USB belleği televizyonumun okuması 10 saniye, 11 saniye bayağı sürüyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda takar takmaz 2 saniyelik bir zaman için. Çünkü az bir boyut oldu. Okuması daha çabuk oldu arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. 100 sayfalık bir kitabı atıyorum bir günde okursunuz. 200 sayfalık bir kitabı 2 günde okursunuz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şuradan evet dediğimiz zaman USB belleğimizin içerisine giriyoruz. Tabii ki içerisi boş arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Umarım işinize yarar. Eğer sizler de
büyük boyutlu USB bellek aldıysanız ve bu tür sorunlar, biçimlendirme sorunu olabilir, attığınız filmleri dosyalara oynatmama gibi bir sorun olabilir veya veri kaybı yaşıyor oluyorsanız arkadaşlar, böyle boyutunu düşürerek, tabi doğrudan boyutu düşük bir USB bellek almak da en mantıklısı. Benim elime bu geçti, ben bunu aldım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hayırlı uğurlu olsun. Hoşça kalın.